Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözlere yer verdi. KOSGEB acil desteği verilecek, bir ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacak. Bir yıl içerisinde hedef kırsal mahallelerdeki ve tüm afet bölgesindeki evler yöresel mimariye uygun şekilde ahırıyla, deposuyla, tüm müştemilatıyla tamamlanacak. Değerli arkadaşlar, tabii bütün şu andaki yangın söndürme faaliyetlerini çok geniş bir ekiple yürütüyoruz. Yaklaşık 3 gündür maruz kaldığımız yangın felaketinden dolayı özellikle tekrar ben Manavgat halkına özellikle geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan, afetten, musibetten muhafaza eylesin. Devletimiz tüm kurumları ve imkanlarıyla yangınların söndürülmesi, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi, hasarların tazmini, zarar gören yerlerin yeniden ihyası için çalışmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığımız, Enerji Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız, diğer ilgili tüm kuruluşlarımız görevlerinin başındadır. Bu bölgedeki yangınlarda Manavgat'ta Osman Kardeş ve Şeri Kardeş ile Akseki'de Hasan Ali Yüksel isimli 3 vatandaşımız malum hayatını kaybetmiştir. Yangından etkilenen 334 vatandaşımıza gereken tıbbi müdahale derhal yapılmış ve hemen hepsi taburcu edilmiştir. Halen hastanede tedavisi süren pek az vatandaşımız kalmıştır. Yapılan ilk tespitlere göre 16 mahallemiz yangından zarar görürken bazı mahallelerimiz de boşaltılmıştır. Çeşitli derecelerde hasar gören binalar ve konutlarla ilgili tespitler ışığında gereken çalışmalar yürütülecektir. Aynı şekilde evlerdeki eşyalarla ilgili hasar tespitleri tamamlanmıştır. Köylerde 320 büyükbaş, 3000 küçükbaş, 4000 kanatlı hayvan, 360 arı kovanı telef olmuştur. Çiftçilerimizin 650 dekar muz serası, 120 dekar sebze serası, 15 bin dekar zeytin, defne, keçi boynuzu ve narenciye alanı zarar görmüştür. Bölgedeki kredi yurtlar kurumu binaları afetzedelere ve yardım personeline açılmıştır. Çadırdan beslenmeye, bütün bunlar her türlü araç gereç afetzedelerin emrine sunulmuştur. Elektrik sıkıntısı yaşanan 35 köyden tedbiren kesintisi süren 12'si hariç diğerlerine elektrik verilmiştir. Su kesintisi olan mahalle sayısı 28'den 15'e düşürülmüştür. Tıpkı deprem ve sel felaketlerinde zarar görenlere yaptığımız gibi yangında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza da yeni konutlar inşa vereceğiz. Milletimiz müşteri olsun. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını karşılayacağız. Giden canlara rahmet dilemenin ötesinde bir şey yapamayız. Ama yanan her şeyi yerine koyabiliriz. Anayasamızın 169. maddesine göre yanan alanlar başka amaçla kullanılamaz ve tekrar ağaçlandırılır. Türkiye'nin orman varlığını artırmış bir yönetim olarak elbette yanan her yeri daha fazlasıyla tekrar ağaçlandırmak en başta gelen görevimizdir.
Kardeşlerim, böyle dönemler ülke ve millet olarak birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlardır. Hamdolsun yangınların çoğu kontrol altına alınmıştır. Sadece son 3 gündeki yangınlar için 4000 personel, 6 uçak, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 9 insansız hava aracı, 660 arazöz, 65 iş makinası, 117 itfaiye ve son attığımız adımlarla bu 6 uçak 13 uçağa çıkarılmıştır. Ve bunlar da bazıları amfibiktir, bazıları da bayağı yüklü tankerlerdir. Ülkemizdeki ormanlarımızın %55'i yangına karşı hassas bölgelerde yer aldığı için bu mücadeleyi hassas bir şekilde yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu amaçla orman teşkilatımızda ülke genelinde 4300 araç ve 21.000'in üzerinde personel görev yapmaktadır. Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi uzun yıllardır bu görevi yürüten Türk Hava Kurumu'nun filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır. Buna rağmen 2021 yılında da artık hurda görünümüne bürünen bu uçaklardan 3'ü ile 18 helikopter Türk Hava Kurumu ortaklığındaki bir şirketten kiralanmıştır. Ayrıca son yangınlarda çok işimize yarayan yeni teknolojiye sahip amfibik uçaklar ile yine gelişmiş helikopterlerimiz sayesinde yangınla mücadelede filomuzdaki zafiyeti ortadan kaldırmaya çalıştık. Ukrayna, Rusya ve Azerbaycan'dan son anda İran'dan gelen uçaklarla sayımız fiilen artmıştır. Bilhassa insansız hava araçları yangınların hızla tespiti ve büyümeden kontrol altına alınması konusunda bize büyük imkanlar sağlamıştır. Bir dakikada 3 milyon hektarın üzerinde alanı tarayabilen insansız hava araçlarımız sayesinde geçtiğimiz yıl 234 yangını büyümeden söndürmüştük. Elde edilen tecrübelere ve ihtiyaçlara göre orman yangınlarıyla mücadele filomuzu güçlendirmeye devam edeceğiz. Orman teşkilatımız dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul edilir. Herkes gerektiğinde şehitler verme pahasına ormanlarımızı koruyan bu teşkilatımızın mücadelesine saygı duymaya davet ediyorum. Uluslararası kuruluşların değerlendirmelerine göre bölgemizde yangınlara en hızlı ve en etkin mücadeleyi ve müdahaleyi yapan en az zararı gören ülkeler arasında ilk sırada yer alıyoruz. Her dönemde olduğu gibi bugün de birileri milletin yüreğindeki yangını kendi kısır çekişmelerine meze yapmanın gayreti içine düşmüştür. Bu siyaset konusu yapılabilecek bir mesele değildir. Sosyal medya ve diğer medya mecralarında dolaşma sokulan miadını doldurmuş hurda araç gereç görüntüleri üzerinden yürütülen fitne, fesat, bozgunculuk faaliyetlerine kimse itibar etmemelidir. Sadece yetkili mercilerin açıklamalarına lütfen kulak veriniz. Gün dayanışma ve el birliğiyle afetlerin üstesinden gelme günüdür. Yanan alanların yeniden ağaçlandırılmasına ilk yağmurlarla birlikte başlanacaktır. Bölgemizdeki ve diğer yerlerdeki yangınlar konusunda sabotaj şüpheleri herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. Emniyetimiz, jandarmamız, istihbaratımız yangın çıkan yerlerdeki her türlü işareti, emareyi, bilgiyi, belgeyi değerlendirerek inşallah
bu soru işaretlerini giderecektir. Şayet bu vatanı ateşe verecek kadar ülkemize ve milletimize ihanet içine girenler varsa, onların yakasına yapışıp en ağır şekilde cezalandırmalarını sağlamak da boynumuzun borcudur. Tabii terör örgütü elebaşılarının geçen yıl ormanları yakma talimatı vermesinin ardından ülkemizdeki orman yangını sayısının ve yanan alan büyüklüğünün yaklaşık iki katına çıktığını biliyoruz. Teröristleri nasıl dağlarda ve sınır ötesindeki inlerinde bitirmeye yaklaştıysak, şehirlerimizdeki uzantılarını da kazıyıp atmakta kararlıyız. Bir kez daha Rabbimden ülkemizi her türlü afetten korumasını niyaz ediyor. Yangında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara şifalar diliyorum. Antalya'ya ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimi tekrarlıyorum. Buradan tüm vatandaşlarımıza ormanlarımızın korunması, tedbirsiz ateş yakılmaması, yakılan ateşlerin işi bittiğinde mutlaka tamamen söndürülmesi hususunda dikkatli olmaya davet ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla, geçmiş olsun.